Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bir haftadır video çekmiyordum. Çektiğim videoları yayınlamıştım. Bu arada iyisinizdir inşallah. Malum Ramazan, insanlar oruç tutuyor. Dini görevleri yerine getiriyor. Uyuyor, uyumuyor falan işte. Rahatsız etmeyelim diyoruz insanları pek. Şimdi bir arkadaşlar öncelikle şuna bir değineyim. Kümes temizliği yaptım. En son attığım video. Herkes yorum bulmuş, güzel yorumlar da bulmuş. Sağ olun, teşekkür ederim. Maske konusunda çok uyarımların olmuş falan filan. Ama ben videonun içinde zaten söylüyorum. Şimdi diyorum beni maske tak abi, şunu tak. Kümes temizlemeyi arkadaşlar en az sizin kadar iyi ben de biliyorum. Ama buraya gelen giden bitmediği için, yani misafirin bitmediği için, sürekli kuş izlemeye geldikleri için inanın hazırlık yapamadım. Yani o spatulayı bile nereden buldum bilmiyorum. Yani bahçe darmandağın, yağmur, yaş, fırtına buralar her yer. Şu anda bile burada kuru ağız var. Bakın geldiğim zaman sabahları ayaklarım ıslanıyor, çiğ yağıyor buraya. Yani bilmiyorum aranızda bahçede yaşayan var mı ama buralar sırılsıklam oluyor otlar. Otlar bir de yüksek olduğu için şu arkamda gördüğünüz kesmeme rağmen yükseldi gene. Yani teşekkür ederim beni düşünüyorsunuz ama ben inanın yaşım 50. Sizlerden çok kümes temizlemişimdir çoğunuzdan. Yani %90'ınızdan çok kümes temizlemişimdir. Özellikle ben göçebe gibi kuş beslediğim için kümes temizliğin nasıl olduğunu, temiz olmazsa hayvanların neler olabileceğini çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim uyarılarınız için. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Junior'ın biliyorsunuz kulağında iltihaplanma olmuştu. Kulağı hala iltihaplı gerçi. Antibiyotik başladım. Fakat eğer şey olmazsa, antibiyotik de inmezse ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu arada arkamda kuşlar var. Görebiliyor musunuz? Ha, bu taraftalar. 3 tane kuşumuz uçuyor havada şu anda. Şöyle göstereyim size. Üçer üçer uçuruyorum. Çünkü niye üçer üçer uçuruyorum diyeceksiniz. Hemen şöyle size de onu da göstereyim. Arkadaşlar yavru kümesinde bayağı bir kuş vardı biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. 3, 6, 9 tane uçumda kuş kaldı. Niye 9 tane kaldı? 4-5 tanesini atmaca üfledi. Yani 20 küsür taneydi de 8-10 tanesini atmaca üfledi. Toplamda aldı. Yani hiç etti. Geçen gün Anamur'dan bir kardeşimize bir takım sahiplendirdim. Yanında da bir tane hediye gönderdim. Yine yavrulardan, yeni taklayı çevirmişlerden. Yine bir kardeşimiz var, ona gönderdim bir takım, yanına da bir hediye gönderdim. Öyle biraz sahiplendirdim. Çünkü arkadaşlar geçen ben temizlik yaptım biliyorsunuz, kendim bile bile de söyledim. Yani dikkat ediyorum dedim. Çünkü ayağımı çok bükemiyorum arkadaşlar. Dizimi tam kırdığım zaman yani o acı beynime kadar zıplıyor, öyle söyleyeyim size. Ben normalde acıya dayanan bir insanım ama insanı tik edecek kadar bir acı veriyor. Tik ediyor yani, resmen beni tik ediyor. Yani durum bu, hem böyle bir video çekeyim dedim hem de işte son durumları bildireyim bahçeden dedim. Şimdi şu kuşları biraz çekeyim size. Yavrularımız 1-2-1-2 yapıyor arkadaşlar. Kafa kaldırarak oynamaya başladılar bunlar. Biliyorsunuz parmaksızlar. Hafif rüzgar da var. Dün fırtına vardı zaten. Kuşları açamadım bile. Yani dün kuşları açamadım bile. Hava burada bakın, şurada kara bulut. Şuralar kara bulut. Şuralar yine kara bulut. Bu arada yavrularımız çıktı. Bayağı bir yavrumuz var. Zaten bu kümeste yavru almıyorum biliyorsunuz. Yani bu kümeste yavru almıyorum. Buraya aldığım yavruları atıyorum. Burada yavrular var. Şöyle yalandan yumurtaya yatanlar var. Boş yumurtaya. Altlarına bunların yumurta süreceğim. Bu arada şu duman kafilesini uçurmaya başladım. Gök kafilesini antrenmanlıyorum. Onlar da yavaş yavaş antrenmana başladı. Malum uçum kümesimiz burası. Kalan kuş sayımız bu şu anda. Bir de 3 tane havada var. Buraları daha açmadım. Çünkü burada bir işim yok. Bunlar bir takım yavrudan bir tane kaldı. Şöyle göstereyim. Burada zaten yavrularımız hep aşağıya atladı. Eşek sipaları. İşte o gün temizlik yaptım. Temizlikten sonra huyları bozuldu. Eşeklerin aşağı atladılar. Junior'ın kulağı da bakın şöyle düşüyor. O yüzden buna da antibiyotik uyguluyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak antibiyotik. Şu kapıları da açtım.
Böyle göstereyim şurada kuşlarımızı. Burada yavrularımız büyüyor. Burada bir takım bozdumanlı. Burada analı kızlı. Burada uçum alacağım. Bunun ayağını düzelttim arkadaşlar. Biliyorsunuz kupaya uçuracaktım. Atmaca vurmuştu. Onu bayağı bir düzelttim. Burada da yavrular var. Eşek sıpaları. Burada da boz dumanlar var. Yine burada ve burada. Arkadaşlar şu küçüklere, şunun altında da var. Ve şu tarafta da var. Şu tarafta da var küçük. Şu iki küçük olabilir ya da şunun altında var. İstanbul'dan bir kardeşimiz bana bilezik gönderdi. Hem kendi adı hem de neydi? Bakayım. Ulan bir de görebilirsem. Lan bu körlük ne kadar zor bir şey ya. Bakın kuşlarımız da hedefe indi. Şimdi onları kapatacağım. Diğer grubu kaldıracağım. Şöyle size göstereceğim arkadaşlar. Umarım görürsünüz. Şöyle MGF okuyabiliyorsanız. MGF bileziği gönderdi. 3 tane yavrumuza takacağız. Çünkü bileziksiz almıyorlarmış yarışmaya orada. 3 yavrumuza takacağız arkadaşlar. O arkadaşımız o 3 yavruyu nasip olursa İstanbul'da kupaya atacak. Allah onun da gönlüne göre verir inşallah. Sağlıklıca yavruları büyütürsek o 3 yavru arkadaşımızın kümesinde uçar. Umarım dereceye de girer. Özellikle bol sefer yapan kuşlardan göndereceğim ona. Yani sefere çok atlayanlardan. Bazen bir iki takım var. Onların altından çok sefer atlayan çıkıyor. Yani 20 sefere yakın yapıyor ama güzel seferler yapıyor yani. Bazen 25 yapan da çıkabiliyor. Bakalım göndereceğiz kardeşimiz. Uçuracak. Biz burada uçuruyoruz. Çoğunu sonunu göremiyoruz ama inşallah orada görecek. Hadi gir eşek sıpası gir. Gir. Evet şu üçünü de uçuralım. Beyazın kardeşini kaybettim arkadaşlar. Beyazın kardeşi yok. Sıktaydı çıkamadı sıktan. Çok ağır sık geçirdi. O da öyle gitti yalan oldu. Bunlar da yeni yeni başlıyorlar arkadaşlar. Kafa kaldırarak 1-2-1-2 oynuyorlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Hava da rüzgarlı arkadaşlar şu anda. Şöyle otlardan da anlarsınız. Ağaçlarımız yeşeriyor bu arada. Ağaçlarımız yeşeriyor. Aferin. Nasıl olursa arkadaşlar büyük ihtimal havalar rüzgarlı kuşu bir kere daha uçurayım ondan sonra dedim ama büyük ihtimal 3-4 günde bir uçuruyorum. Kuşumuzu kupaya kaldıracağım. Bakalım ne yapacak, ne edecek. Pazar günü oturduk burada en az 30 kişi vardık. Şuraya dizildik hatta sandalyelerde. Bakın sandalyelerde burada duruyor. Şeyi de getirdik şu karşıdaki mavi. Yani pazar günü 30 kişiye yakın izledik kuşu. Gayet güzel. 17-18 tane yaptı. Diğerini de güzel bir şekilde indi. 1,5 saate yakın düştü. Daha dediler abi çok geç kalıyorsun. Niye kaldırmıyorsun? İşte atmaca mı vereceksin illa? İlla bunda mı kaybedeceğim falan. Dedim yok hallederiz artık yapacak bir şey yok. Ben kuş konusunda biraz aceleyi sevmem arkadaşlar. Yani kuş iki takla döndü hemen 10 sefer yaptı diye hemen kupaya atayım. Bunun zamanı geçecek diye bir şey yok. Kuş her zaman oynamalı. Bize ne lazım?
Şimdi ben o kuşu kaldırırım. Kupada derece yapar ama 10 gün sonra oyun bıraktığı zaman ne olacak? Ya da gevşediği zaman? Olmaz. Kendimi kandırmış olurum. Anlatabildim mi? O kuşu bir daha seneye de uçurabilmeliyim ben kupaya. Aynı kupaya seneye. Aferin size. Kaldırabilmelisiniz. Yani sizler için de öyle söylüyorum. Yani bir kuşu 10 gün, 15 gün, 20 gün uçurdun. Oynadı güzel, tamam. Devamını yine uçuracaksın. Gene oynadı, tamam. Kanat kuyruğu keseceksin. Kanadı kuyruğu gelecek. Artık eki olmuş sayılıyor. Aslında bir dönem geçmeden eki olmuyor ama eki olmuş sayılıyor. Kaldıracaksın. Gene oynuyorsa daha disiplinli, daha tertipli. İşte o kuş damızlıktır arkadaşlar. O kuş sizi her zaman ondure eder. O tarz kuşlarla yürümelisiniz yolunuza. Aferin size eşek sıpılar. İyi güzel kafa kaldırarak devam ediyorlar. Bu arada yağmur yağabilir arkadaşlar. Vallahi yüzüme serinlik de geliyor. Damlatmaya başladı şu buluttan dolayı. Kuş azalınca 3-3'e düşürdüm. Şimdi bir de bakın burada her türlü hayvan var arkadaşlar. Balıkçılar, şunlar bunlar. Aferin, çok güzel geziyorlar. Ya bak şeyden korktular. İyi güzel taklayı iyice çeviriyorlar. Yakında bunlar da sıka girer arkadaşlar. Yani burada buranın rüzgarı bitmiyor. Bakın şöyle cuttan da örnek vereyim size. Yani buranın rüzgarı bitmiyor. Buranın suyu seli bitmiyor. Şurada ırmak var. Maya, bu hamilelik de bitmiyor mu? Eşek tıpası Maya. Aferin çocuğuma. Aferin çocuğuma. 55 dakikanın bebeleri bunlar. Bir tanesini şeye gönderdim. Anam buradaki kardeşimize gönderdim. Nasip olursa. Hediye orada uçacak. Aferin size. Bunlar böyle başlar arkadaşlar. Havada böyle hani çok sıka girmeden bir iki takla başlayanlar da olur. Sıka girip iki gün sıkta kalanlar da oluyor. Ama zevk veriyor yani. Allah tüm kuşçu arkadaşlarımıza iyi kuş nasip etsin. Hepinizin emekleri ziyan olmasın inşallah arkadaşlar. Atmacasız güzel kuşlar uçalım. Ya oyun kuşu çok meşakkatli bir iş arkadaşlar. Yani oyun kuşu dediğin zaman duracaksın yani. Atmacası, iki ayaklısı, sırt taklası, hastalığı. Dı. Sürekli bir şey çıkıyor. Güneşimiz doğmaya başladı şuradan. Bugün toru da güzel bir kardeşlerimizle tanıştım. Onlara sahiplendireceğim. Bunlar da böyle arkadaşlar. Çünkü hayvanın sosyalleşmesi lazım. Sosyal olmazsa sıkıntı olur. Aferin beyaz. Bu üçü de güzel olmaya başladı. Bu arada kırlangıçlar da gelmeye başladı. Kırlangıçlar tabi atmacaya benzediği için. Bakın orada da kuş uçuyor. Beyazlar falan var. Biri kuş uçuruyor arkada. İleride birisi daha kuş beslemeye başlamış. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Aferin, çok güzel uçuyorlar. Oh. Rüzgar da göğüslerinin altına alıyorlar. Pataküte. Şurayı bir daha biçeceğim arkadaşlar. Baksanıza arka tarafta yemyeşil. Koca alan. İşte buranın rüzgar olmasının sürekli sebebi bu alan arkadaşlar. Rüzgarı kesecek hiçbir şey yok. Ağaçlarımız da yeşillenmeye başladı. Nasip olursa gölgesine oturacağız. Özellikle bu tarafı bekliyorum. Sabahları güzel gölge oluyor. Öğlene kadar. Öğleden sonra da karşıya geçiyoruz. Aferin. Bu yavrularımız da inecek arkadaşlar. Valla boz dumanlı felaket olacağım ben diyor. Çata çuta. Güzel, iştahı da güzel. Güzel, rüzgar da olunca birisi indi, hedefe indi arkadaşlar. Beyaz da inecek. İnmeye yelteniyor. Evet, bunlar.
Bunlar da iniyor arkadaşlar. Neredeyse inerken takla vurup binecekler. Aferin size. Bu grubumuzda da iki tane boz ciddibaş saz kanat. Bir tane de gök yavrumuz var arkadaşlar. Bunlar daha küçük onlardan tabi. Aferin ama bunlar da ciddi başlamış. Özellikle alay yavrum var bir tane. Gökhan'a gösterdiğim yavru o. Fena değil. 2-2 çeviriyor. Aferin öteki bozla çeviriyor. Güzel çeviriyorlar. Bir gök kaldı herhalde çevirme. Bir gök kalmış çevirme. Başladı. Hop rüzgar da var. Nasıl gidiyorlar. Evet değerli takipçilerim. Bu videomuzda böyle olsun. Uçum kümesimizden ve bahçemizden küçük bir dipnot geçtik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.